Ama devam ediyor ve stüdyo konuğumuz var. Stüdyo konuğumuz Hüseyin Sebahi. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler Sevil Hatır. Yine kazalar oldu. Yine trafik memleketin birinci Evet. gündem maddesi haline geldi. Zaten kaza olmayınca herhalde bunlar da gündem maddesi olmuyor. Maalesef, Ancak maalesef. ne yazık ki ya yaralanma ya birini kaybetmeyi bekliyoruz bu konuları konuşmak için. Sadece konuşmak da yetiyor mu? O da ayrı bir konu. Hızlıca başlamak istiyorum. Ben pek çok konu var, pek çok aslında sizden görüş almak istediğimiz nokta var. Evet. Dün bir paylaşım vardı sosyal medyada. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Ne sokak lambası, ne rampa, ne yollar. Hiçbir unsur bir insan ölümüne sebep olmak için bahane değildir diyordu. Evet. Buradan başlayalım isterseniz. Sizin derneğin çözüm için 4E planı vardı. Bu 4E nedir? Bir içeriğini açabilirsek. Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Bu memlekette bize yapılan yapılar, dikilen şeyler, konulan kameralar, işte ışıklar vesaireler hep yapısal şeyler çözüm olarak satılıyor. Esasında çözüm insan odaklıdır. İnsandan insana. Yani denetleme sistemindeki de insandır. Yani ehliyette çalışan, ehliyet sisteminde çalışan, sürüş okullarında çalışan, polisin kendisi. Araç kullanan da insandır. Yani yol kullanıcılar da insandır. Bir de hayvanlar vardır ama o ayrı. O da Biz, canlıdır tabii sonuçta. de o da canlıdır. O da yol sisteminin bir parçasıdır aslında. Bizim yollarımızda çok var yani bir taraftan bir Evet. tarafa geçen hayvanlarımız. Onlar da korunması lazım. Zaten biz kendimizi korumuyoruz ki onları koruyalım. Burada olması gereken insan odaklı bir çözümdür. Esas onun olması lazım. Polis topluma ulaşamıyorsa, ehliyet sistemi sınıfta kalmış, çan gerisine düşmüşse, eğitim yoksa, denetim ortada değilse, 1.000 tane kamera da dikseniz, bütün sokakları aydınlatsanız, her tarafa kasis koysanız yine fayda etmez. Çünkü siz insana yönelik bir çözüm getirmeye inanmıyorsunuz. Böyle bir vizyonumuz yok. Hatta sizin hiç vizyonunuz yok. Şimdi bunlar olmayınca işin felsefesi yok. Boş. Yani kafatası içinde beyin yok gibi bir şey. Yani siz Evet. öyle bir yapıdan çözüm üretecek veya çözüm olacak fikirler üretmesini bekliyorsunuz. Böyle bir inanç yok. Ölümlerin ne kadar vahim ötesi olduğunu tanımak yok. Kabul etmek yok. Ben yönetim açısından söylüyorum. Sorduğumuzda bile ne kadar ölüm olduğunu bile bilmiyorlar. Veya bilmekten imtina diyorlar, bilemiyorum. Direkt sorduğum için söylüyorum. Şimdi biz Sebep ne burada? burada sebep artık bir adını da koyamıyoruz artık. İnsani olmayan bir yönetim anlayışı başka bir şey değil ki. Yani bizde insan hayatına verilen önem sıfır. Hatta sıfırın altında. İktidarlar değişiyor yine. Hiç fark etmiyor. Geçen gün sevgili Cenk Diler bir yazı yazdı. Gelmiş geçmiş KKTC Evet. hükümetinin verdiği trafik konusundaki sözleri yazdı. Yazdı. Şu anki hükümetin bir sayfadır. Hepsinden en uzun, daha uzundur. Hangisi gerçekleşti? Hiçbiri. Avrupa Birliği bu memleket için 6 tane proje yaptırdı. Bu memleketin yani Kıbrıs'ın kuzeyi için, Kıbrıslı Türklerin trafik güvenliği için 6 tane proje yaptırdı. Bu projeler ne oldu bilir misin? Alındı, raflara konuldu. Sebep? Bakınız, burada şu var. Biz yakın bir zamanda bu geçici hükümetten sonra onların geçirdiği bir yasadan dolayı dernek olarak, ikinci bir dernek olarak trafik komisyonuna katıldık. Evet. İlk andan söyledik, hep bunları anlattık. Ne olması gerektiğinin noktasına virgülüne kadar. Çünkü bizler mühendisleriz, bu konuda bilgi sahibiyiz. Bizim onursal başkanımız gerçek anlamda lisanslı, sertifikalı trafik mühendisidir. 30 yıllık tecrübesi vardır. Taner Bey. Biz ne yaptığımızı oldukça iyi biliyoruz. Oldukça iyi. Bilmediğimiz şeyleri de bilmiyoruz diyoruz ama gidip öğrenebiliriz de. Her şeyi bildiğimizi de kesinlikle hiçbir zaman iddia etmiyoruz, etmedik de. Biz birlikte olma çağrısı yaptık. Ve bu projelerin, yani bizim verdiğimiz listede, internette de duruyor o Evet. liste. Nelerin yapılması gerektiği, hangi sıraya göre yapılması gerektiğine kadar vardır. Şimdi, Sitenin bu arada linkini verelim isterseniz. peki. trakhayat.org'dan mı Evet, ulaşabilir? www.trakhayat.org. Orada hem bu yakın zamanda trafik komisyonunda yaptığımız sunum var, hem Doktor Fazıl Küçük Bulvar için Kasım 2011'de Evet. yazılı çizili yaptığımız öneri var.
Ve başka bilgiler de var. Yazılarımızın bir kısmı da Facebook sayfamızdadır. Mesela. Oradan da aynı şekilde Facebook'ta Trafikte Kazasız Yaşam Derneği diye ararlarsa ilgilenenler. Evet. O sayfa altındaki dosyalar kısmına girerlerse orada hem bilgilendirici bir yerle raporlar var. Bizim üretmediğimiz ama bizim için çok önemli olan. Kendimizin yazdıkları da var. Ulaştırma Bakanlığı'na yazdığımız mektuplar var vesaire. Bir hayli bilgi var orada. Evet. Ama işte bunları değerlendirmenin gerektiğine dair bir vizyon yok. Biz başından dedik, bu işi çözmek istiyorsanız, bakınız yeni bir trafik komisyonu oluştu, birçok katılımcısı da yeniydi. İşte değişen müdürler var vesaire. Bu birimlerin tek bir çatı altına toplanması... O zaten olacak, o ayrı bir şey aslında. Yani buna ek bir şey ama zaten o komisyon vardı. Var. Bir aile yeni katılımcısı vardı, biz de katıldık. Dedik ki yani burada olması gereken öncelikle bakanın, başbakanın ortaya bir vizyon koyması lazım. Nasıl ki tüm dünya yapıyor. Bunun yazılı olması lazım, misyonlarımızı belirlememiz lazım ve hedeflerimizi belirlememiz lazım. Bu üç kategori çok önemli. En genelden başlar, daha spesifik iner, en son artık böyle çok belirli hedefler vardır. Ve biz karşımıza hedef koyalım. Bizim derdimizin insan hayatı kurtarma olması gerekiyor. Evet. Tüm dünyada bu böyledir. Trafik dediğinizde, trafikle ilgili, trafik yönüyle ilgili ilk akla gelen deyim hayat kurtarmadır. Yani insanlara bir şey olmadan... Gerekli önlemleri alarak, gerekli her şeyi yaparak denetimi, mühendisliği, eğitimi, acil hizmetleri ve buna ek başka E'ler de koyabiliriz o bahsettiğimiz. Evet. Ama temelde bu üçü veya dördü. Zaten dördüncü yani acil hizmetler zaten dört dörtlük çalışması lazım. Yani trafikle ilgili belli şeyleri var yine de ama zaten acil hizmetlerin çok iyi çalışıyor olması lazım. Zaten bizim diğer üçü yok. Diğer üçü yok. Şimdi bunların hep ortaya konması lazım. Toplumun çözümlere katılabilmesi için aktif olarak onlara da çağrı yapılması lazım. Doğruların ne olduğunu ortaya konması lazım. İstekli mi sizce toplum? Yani bu kadar trafik kazası yaşanıyor. Hani ille sonunda bir şey olmasına gerek yok. Kaza yaşayan, devamlı trafikte sinirlenen, trafiğin düzgün olmadığını söyleyen bir toplumuz aslında. Toplumun tabii. Süreçlere katılmak, bunu değiştirmek için gönüllü mü sizce? Bir yani genel anlamda baktığımızda ve topluma bir çağrı olarak bugüne kadar hiç çağrı yapılmadı. Hı. Hiç denenmedi yani bu. Bizim toplumumuzun duyarlı olduğuna ben inanırım. Hı. Gördüklerimizden, etrafımızda konuştuğumuz insanlar. Ama denenmemiş olması. Hiç denenmedi. Çünkü bu toplum eğitilmedi. Bu toplum düzgün denetlenmiyor. Bu topluma düzgün yol sistemi sunulmadı. Ha, dünyanın en kötü yol sistemi bizde değil. Ama var olan şeyler maalesef bu üçünü bir araya getirdiğimiz zaman öldürücü bir kombinasyondur. Kavşaklarımıza bakın, çok noktalarda yani saysak bitmez sorunlar. Hepsi de ölüm tuzu olarak bizi bekliyor. Ama esas bizim teslim etmemiz gereken, biz toplum olarak ne kadar da kendimizi eğitimli saysak, trafik güvenliği konusunda biz kör cahiliz. Sadece cahil değil, kör cahiliz. Tam bu noktada bir şey sormak isterim. Birkaç ben açıklamalara baktım programdan önce. Örneğin şehirler arası yoldaki aydınlatmalara ilişkin bir görüşünüz var. Tabii, dernek tabii. Olarak sizin. Evet. Bunu okuduğum zaman bizim toplum olarak verdiğimiz reaksiyonlara baktığımızda öyle bir yolda, şehirler arası bir yolda kaza olduğu zaman hemen ışık yanar mıydı yolda diye sorarız. Ama burada aslında derneğin farklı bir görüşü var. Bu algının oluşumu aslında trafikte yeteri kadar bilgi sahibi olmadığımızın göstergesi midir? O doğrudur da aynı zamanda da bu yetkili dediğimiz insanlar var ya, hem de çok bilgili geçinen, onların bu topluma pompaladığı yalan yanlış bilgilerin sonucudur bu. Herhangi bir böyle yani trafik konusunda çok kafa yormamış ama hepimiz trafikteyiz ya, hepimiz ya. Bir şekilde trafik uzmanıyız bu memlekette. Sorun bakalım, şurada bir hız sorunu var, işte okulun önünden geçerken çok hızlı geçiyorlar, ne yapmalıyız? Ya kasis diyecek ya kamera diyecek. Evet. Niye? Kasis doğru olabilir, yani cinsleri de var onların, o ayrı mesele. Ama topluma sunulan nedir? Alt üst geçit, evet. Aydınlatma, kasis, kamera. Bunların hangisinde sen insan unsuru görüyorsun? Yok. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Bazı yapılar da tabii ki hız önleyicidir. Buradan mesela Trodos'a giderken de Kıbrıs'ın güneyinde speed table dediğimiz üzerine çıktığınız düz gidip ondan sonra yine indiğiniz tipte kasisler var ana yolun üzerinde. Gerektiği yerde, doğru yerde onlar da çözümdür. Ama siz bunları her şeyin çözümü olarak gösterdiğinizde bu olmaz. İşte bizim toplumumuza pompalanan da budur. Biraz da şov amacı var mı? Şov amacından ziyade sevgili Atıf, en kolayını yapma. En kolayını. Çünkü. Ama genelde de en kolay ve en pahalı.
Çok güzel. Hemen söylüyordum. En kolay ve ne en pahalıysa. Mesela çifte çifte beton bariyer. Bizim yetkililerimiz ne beton bariyerin gerek, bariyerin gerekliliğinden bahsetmiyorum. Bariyerin cinsinden bahsediyorum. Neden beton bariyer olduğunu, neden çift sıra olduğunu, neden şehirler arası ana yollarda aydınlatma olduğunu veya konduğunu bilimsel olarak açıklayamazlar. Çünkü bu şehirler arası ana yollara aydınlatma koyma, Belçika örneği ve Lüksemburg örneğine istinaden lükstür, onların dediği budur. Sözcük lükstür. Ve onlar bile bunları kaldırmaya başladılar. Çünkü kaldırmıyor. Belki Belçika'nın dünya kadar işte nükleer elektrik üretimi var. Santrali var. Ama niye insanlar ama gereksiz olan duyarlılığı? O ayrı bir şey. Bir de yani siz bunu koyduğumuz zaman bunun bir işletim bakım maliyeti vardır. Bu da bir paradır. Ama bizde yollar çizilmiş değil. Banket denen bir şey yok. Veya araçlarımızı sığacak kadar değil. Birçok eksik unsur var ama bu temelde bunlar yok. Yol kaplamalar berbat. Ama siz ne yapıyorsunuz? Lüks olan, yani dünyanın, bizim değil, dünyanın lüks olarak belirlediği önlemleri veya en son yapılacak işleri en başta yapmaya kalkıp bize bunu çözülmüş gibi satmaya kalkıyorsunuz. Yemezler. Çünkü burada aptal bir toplum yok. Toplumumuz zaten sürekli olarak aşağılanıyor. Sürekli olarak aptal yerine konuyor yetkililer tarafından. Bu toplum, özür dilerim ama aptal değildir. İçerisinde yetkililerden çok daha akıllı, çok daha bilgili bir sürü insan var. Ama herkes sindirilmiş, susturulmuştur. Ama biz ölmeye devam ediyoruz. Bunun da bedeli budur. Yani çok ciddi bir noktadayız bu memlekette. Bir kere bile ağızlarından çıkıp bir şey söylemediler ülkedeki. Hayır canım, niye söylesinler? Hiç azsa yani bu kadar ölüm olur. Yani insan bir kere olsun kalkıp da bir şey söyler bu ülkede veyahut o makam arabasına binerken bir kere daha düşün ya. Dün akşam bir kaza oldu. Ve tabii, bu kazada bizim ihmalimiz var mı diye bir düşünüp en azından kazanın ertesi gün oraya gidin. Hiç alakası yok yani, oraya gitmezler. Şimdi şöyle bir şey var yani. Biz bunun çağrısını başbakanımıza yüzüne bakarak anlatarak söyledik. Biz yardımcı olalım, destek olalım. Başka insanları da bir araya getirelim ve bu soruna ciddi eğilelim. Bunu öncelik yapalım. Sadece hükümet programına koymakla olmuyor. Ve o zaten isteyen yazar yani, yazmak sakın. Dolayısıyla yani senin bu bahsettiğin bizim görüşümüz falan, aslında bunlar bizim görüşümüz değil. Biz sadece bu bilgileri dünyadan alıp bu ülkeye aktarıyoruz. Ve bunu yapmak zorundayız. Eğer biz bu işe gönül verdiysek bunu yapmak da zorundayız. Belli şeyler var ki ülkeye adapte edilmesi lazım. Ama birçok şey, birçok önlem olduğu şekilde buraya uygulanmak zorundadır. Zaten dünya bunu çözdü. Dünya ilerliyor. Bakınız dünya kadar planlar var. Tam burada bir soru sormak isterdim ben. Trafik güvenliği eğitimine ilişkin Avustralya'yı örnek aldıydınız. Tabii. Bir onu açıklayalım. Niye Avustralya? İkincisi, ikinci ve üçüncü sınıflar için sanırım çeviri yapıldı kitapların. Evet. Bunlar ne aşamada eğitim müfredatına alındı, basıldı, başladı, ne aşamada onunla ilgili bir bilgi verelim. Şimdi biz bu trafik güvenliği işine girmezden önce onu söyleyeyim. Dernek olarak önce kendimizi eğittik. 2 yıl. Bu iki yıl, tabii ki yani bu yeterli olduğu için söylemiyorum. Nasıl olduysa onu söylüyorum. Ben hikayesini anlatıyorum. Daha sonra biz zaten esas bizim işimiz ve esas önemsediğimiz ve esas olması gereken en temelde okullara girmesi gereken bu trafik güvenliği eğitimi olduğunu bildiğimizden oraya döndük belli bir süre sonra. Öğretmenler sendikalarımızla birliktelik sağladık ve onlarla birlikte çalışmaya başladık. Ve araştırmaya başladık. Nerede var bu çeşit eğitim, nerede yapılmış? Bizim memleketimizde daha önce bu eğitim vardı ama o kitaplar, bu kitaplarla kıyaslanamayacak şekilde ezberci bir sistemin getirdiği kitaplardı. Tedavülden kaldırıldı, hiç kimse geri dönmedi vesaire vesaire vesaire. Şu anda böyle bir eğitimden bahsetmek imkansız. Böyle bir bilinç de yok. Şimdi biz de dedik ki bunun çağdaş bir eğitim şeklinde olması lazım. Nedir çağdaş eğitimin temelinde olan? İnteraktif eğitim. Öğrenciyi düşünmeye, yorumlamaya yönlendirecek, işin içerisinde ona birçok şeyi öğretecek bir eğitim sistemi. Ve baktık, araştırdık, en güzel, en azından bizim en uygun bulduğumuz değerlendirilmemize göre bu Avustralya'da kullanılan, bir eyaletinde aslında kullanılan eğitim kitaplarıydı, bu eğitim yaklaşımıydı. Bir de bunların zaten dünyaya açık olmasıydı. Yani tek kitap istediğiniz gelsin ve vesaire, bunlar çok zaman alan şeyler aslında ama bunlara biz direkt ulaşabildik. Hatta bu kitapları hazırlayanlara da ulaştık. Ve ilk başında yaptığımız şey bu kitapların Türkçe'ye çevrilip bu Kıbrıs'ta
kullanılması için yazarlarından ulaştırıyoruz. Esas sorumlularından onlara ulaştık ve bu kitapların çevirisi için biz resmi izin aldık onlardan. Ve daha sonra bu insanlar o kadar iyi ki biz baktık işte bu içerisinde de çizimler var, karikatürler var vesaire. Çok güzel mesaj verici şeyler aslında. Ve dedi ki yani bunları tekrar çevirmek için uğraştık ama biraz zor oldu. Yani çok uğraşmak gerekiyor. Bir de karikatür çizimi biliyorsunuz yani tekrar edebileceği bir şey değil. Aynen. Her ne kadar da yani artist olsanız hiç fark etmez. Evet. Onun kendine özgü çizenin kendine özgü çizgileri vardır. Onu taklit etmek çok zordur. Onları da istedik ve onları bile gönderdi bu insanlar. Onları bile gönderdi. Ha, bizim tarafa geldiğimizde biz bugünkü Eğitim Bakanımızla birebir yine böyle yüz yüze konuştuk. Ona yazılı da verdik bizim çalışmalarımızın hangi aşamada olduğuna dair. O zaman daha çeviriler bitmek üzereydi ama tam bitmemişti. Bu uzun aylar öncesi. Şimdi hazır mı? Yani hazırdır. Şu anda hazırdır. Biz sponsorumuz sağ olsun bunu kitaplaştırmaya, kitap haline sokma aşamasındayız. Bir saniye, niye devlet basmıyor, sponsor basacak? İşte oraya müfredat hata alınamadı. Esas oraya geliyorum. Bakınız. Bu bahsettiğim görüşme Eğitim Şurası'ndan aylar önce gerçekleşti. Evet. Yazılı mektup verilmesi bakana birebir bizim çalışmalarımız bu aşamadadır. Bu gerekli bir şeydir. Müfredatlarda olması gerekir diye verdiğimiz bu şuranın aylar öncesi. Şurada trafik güvenliği konuşuldu mu? Hayır. Hayır. Bize ne denildi? Bunlar müfredat çalışmalarına dahil edilecek. O aşamada siz devreye girersiniz. Veya yaptığınız çalışma o zaman değerlendirmeye alınır. Tamam. Bekledik. Doğu Akdeniz'deki bu konuda çalışan, bu konuda en üst makam olan meslektaşlarımıza ulaştık. Onların bize dediği şu, trafik güvenliği konular arasında değil. Planın içerisinde yok. Bu kadar aydır biz ne Eğitim Bakanlığı'ndan ne başka bir yerden telefon aldık. Her hafta geliniz, siz de televizyon programı yaparsınız, devamlı evet, basındasınız, evet. Devamlı açıklamalarınız olur ve buna rağmen yetkililerden hiç. Yani mümkün müdür acaba tüm bunların olmamasına rağmen bunun plan içerisinde bizim bilgimiz dışında olması bilemiyorum. Yani böyle bir mucizevi bir şey varsa eğer, yani bunda ön ayak olması. Biz bakanlıkta gidip kaç tane görüşme yaptık ve biz bu... Yani, biz aman aman şuraya katılalım diye de böyle yalvarmadık ama dedik yani bu konu niye konuşulmuyor? Biz niye orada olmayalım? Niye görüş belirtemeyelim? Niye bunun önemli olduğunu insanlara anlatamayalım oraya gelenlere? Yok, biz son anda başvurmuşuz, daha önce başvuracakmışız. Bizim başvurmamız gerekirmiş yani vesaire şey, vesaire. Bir aile hikaye. Yani şurada sıkıntı var aslında galiba. Yani bir dernek içerisinde bu konuda Amerika'da eğitim almış çok ciddi, bilgili, deneyimli insan var. Bununla birlikte bu konularda yetkin, deneyimli, bilgili kişiler var. Ve bu kişiler aslında kendi emekleriyle ve sendikayla birlikte ki işin siyasi yanına düşünürsek buna sendika bile destek vermiş noktada. Tabii ki, tabii ki. Eğer onların siyasi noktasına düşüneceksek ve her şey hazır, önümüze bunu getirirler ve bunu yapmazsınız. O zaman neyi yapacaksınız bu ülkede? Yani Eğitim Bakanı bu ülkede ne yapacak? Yani onu da getirdi, onu da almadı. Ertesi gün gazeteyi açar, trafik haberlerini görür, kaza haberlerini. İlla haber de görmesine gerek yok. Gerek birazcık yok, bazı gerek duygu, bazı şeylere erişmişsek. Yani bunu bu yıl bunun hesabını nasıl verecek? Bunun eklenmediğinin, bunun müfredata eklenmemesinin sebebini ve bugün bu dernek sponsorla bunu basmak ve herhalde dernek kendi elinden dağıtacak bunu dağıtım falan nasıl olacak? Şimdi biz bunu öncelikle ortaya çıkarıp şöyle kitap halinde şimdi eninde sonra bizim toplumumuz soyut şeylerden ziyade somut şeylerden daha böyle yani somut şeyler daha yakında daha kolay anlar kaldırıp göstereceğiz en azından. Ve bunun mücadelesini biz yine öğretmenlerimizle birlikte vereceğiz ki bu katılsın, bu olsun. Ama yazık ya, bu yazık değil mi yani bunun? Bunun hazırlanması ve bunun olması için mücadele vermek. Yani normalde onların böyle bir şeyin yapılmasına ötürü size teşekkür etmesi gerekir. Bakınız biz hiç teşekkür istemiyoruz. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Biz çok iyi biliyoruz bu trafik güvenliği eğitiminin çağdaş şekilde gerçekten çocuklarımızı içine alıp öğretecek cinsten bir eğitime ihtiyacı olduğunu bu memleketin. Zaten eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Çocuktan başlarsa bu, ki bize bunu biliyor musunuz mesela böyle zaman zaman konuşuruz. Bir ara Ankara'daydım ve orada bize bir şoför ama kalbinde insanlık olan bir şoför söyledi. Dedi artık bizden çok bir şey olmaz ki bu böyle 50 yaşlarında bir kişiydi ama dedi o çocuklara ihtiyaç var dedi. Bu cahil, yani uzaktan baktığımızda cahil göreceğimiz bir insan yok ki aşağı görüyoruz. Tam tersine ama
özellikle belki de taksici olduğu için belli şeylere duyarlı olmuş. Tabii. Etrafında olanlardan farkında, aslında cahil değil, tam tersi. Ve bizim çok yetkili geçinen, çok bilgili geçinen, her şeyi bilen yetkililerimiz ve diğer insan benzer böyle insanlarımıza 5 basan, 10 basan insanlar söylüyor. Siz çocuklara ulaşın diye. Bunu Türkiye'de söylüyor. Ve diyor ki siz yani bunları yapın. Bu kadar duyarlı. Yani insan orada böyle yani çok duygulanır. Hı. Ama bu memlekete geldiğinizde bakınız neler oluyor bu memlekette. Ve ilgili bakanımız, Ulaştırma Bakanımız Türkiye'ye giderken açıklama yapıyor. Ben trafik konusuna eğildiğini, bu kötü olaya bir hakkında herhangi bir şey söylediğini duymadım. Ama şöyle bir şey var. Bizim basınımız da sınıfta kaldı. Onu konuşmak isterim. Basının kullandığı değil, haberi yazma tarzı, verilen görseller. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Devamlı da ailelerden aslında bu konuda basına eleştiriler geliyor. Medyatik kuruluyla bu konuya ilişkin herhangi bir şekilde görüştünüz mü? Nedir derneğin görüşleri bu konuda? Öyle bir görüşmeniz olmadı ama olabilir tabii de. Öncelikle şöyle bir şey var. Bizim çok ciddi düşünmemiz lazım trafik güvenliği konusunda. Haberler nasıl aktarılır? İnsanlar nasıl bilgilendirilmesi gerekir? Yani sadece olayın içeriğinden ziyade ciddi bilgi de verilmiyor topluma. Bugün mesela yani bugün Asya öldü. Bugün Asya öldü. Yapacak hiçbir şey yok ne yazık ki. Onun için yapacak hiçbir şey yok. Ne kadar kötü bir durum. Ama sizin orada yazmanız lazım. Bugüne kadar 21 can verdi bu memleket. 20 bu sene. Bu sene sadece. Bu seneden önce de 201 tane son 5 yılda. Düşünün nerelerdeyiz biz? Vahim ötesi. Ötesinden de öte. Boşu boşuna bizim insanımız göz göre göre gereken şeyleri yapmadığımızdan dolayı, bu bilince varmaktan böyle sürekli olarak uzak durduğumuzdan dolayı, doğrulardan korktuğumuzdan dolayı, toplum olarak seçtiklerimizi sorgulamadığımızdan dolayı, basın olarak onları sorgulamadığımızdan, toplum adına dolayı bu noktadayız. Dilini aslında basın kendi çok daha iyi bilmesi lazım. Yani bir vücuda neler olduğunu anlatmanın ne gereği var onu bilemiyorum. Yani o detayı vermenin ne önemi var onu bilemiyorum. Onu kendileri değerlendirsinler lütfen. Ama bunun dışında halkın aydınlatılması için, halka bilgi verilmesi için orada başka şeylerin de olması lazım. Çünkü nedir? Lamba patladı. Tamam hadi değiştirelim gibi bir haber oluyor o. Hı. Veya direksiyon hakimiyetini kaybetti, yuvarlandı, öldü gitti. Bir dakika bakalım. Direksiyon hakimiyetini kaybetmek bu kadar kolay bir şey mi? Burada nedir olan? Detaylı olarak bunun araştırılması lazım. Bu yetide kim var? Kaç yıl, yani kazaların kaçta kaçı? Tabii. Bunların hep böyle sürekli olarak toplumun önüne sürülmesi lazım. Ama esas da burada eksik olan, basınımızın ne yazık ki büyük bölümünün sadece raportörlük yapmasıdır. Evet. Eğer siz basın olarak toplum adına bakanları, başbakanı, cumhurbaşkanlığı, her yetkiliyi sorguya çekip ondan hesap alamıyorsanız, böyle kaçamak yapmış falan yok öyle şey. Ve size cevap veremiyor. O zaman gereğini yapacak o da. İstifa edecek. Yerini açacak. Yerine gelecek olanın düzgün işler yapmasını sağlayacak. Hatırlar mısınız hiçbir bakanlık? Hayır canım, böyle bir şey yok bizde. Herhangi bir zaten, konuda. Hayır, böyle zaten biz kendi içimizde kaldığımız sürece zaten daha büyük sorgulamalar getirmedikçe bu sistemsizliğe, biz zaten bunun içerisinde kendi yağımızda, kararmış yağımızda kavrulmaya, yanmaya, gitmeye devam edeceğiz. Ama sanırım somut adımlar atmak lazım programın öncesinde de konuştuyduk. Yani, kesinlikle. Biraz da denk geldi aslında telefon görüşmemizde de şey konuştuk. Yani, yani trafik kazaları olunca programa çağrılma gibi bir olay da oldu. Orada da o konuyu açıklamıştık program yeni başladı diye ama hani bu programda konuşulanlar yetmez, bunların hayata geçirilmesiyle ilgili adımlar yapılması lazım. Bu tabii. Yani medyanın da burada hem işin takipçiliği hem daha farklı noktalara taşıyabilmesi lazım konuyu. Yani sadece buralarda konuşmakla yeterli olmuyor. Şimdi şöyle bir şey var biliyor musun? Yani buraya geldik, konuştuk. Bu biraz kendi kendimizi tatmin etmenin ötesine geçmiyor. Bu çok hastalıklı bir durumdur aslında. Ve bunu açık açılık ben söylemek istiyorum. Herkes de bilsin. 100 programa da çağrılsanız, 1000 programa da çağrılsanız, hiç programlardan çıkmasanız da eğer bir şey değişmiyorsa, ki değişmiyor bu memlekette, o zaman sizin sorgulamanız lazım. Biz zaten sorguluyoruz. Ben artık çok rahatsızım. Bir dernek başkanı olarak, dernek başkanlığı yürüten bir kişi olarak programlara gelip açıklamak, aynı şeyleri değişik açılardan söylemek. Çünkü en de sonunda çözümler belli. Yani burada biz değişik romanlar yazmıyoruz ki değişik romanlardan bahsedelim. Şu kitabı yazdım, bunu yaptım falan gibi değişik konulara girelim. Hep konumuz aynı bizim. Hiçbir şey değişmediği için çözümler olması gerektiği şekilde o adımlar
atılmadığı için, bir vizyon ortaya koyup halkla paylaşılmadığı için. Biz yazılı vizyon olsun dedik trafik komisyonunda. Bize ne deniyor biliyor musun? O yazı çizidir. Yazı hiç önemli değil, icraat önemli. Sen icraatı plan program yapmadan nasıl yaparsın? Bir anlatsın bana lütfen. Öncelikleri nereye göre belirlesin yazıp çizip tartışmadan, bir anlatsın lütfen. Ama basının şunu yapması lazım artık Burak dediğin sonuna. Bunu çoktan yapmış olması lazımdı. Bakanın karşısına çıkacak ve soracak. Güzel. Sayın Bakan, biz trafiği tek bünye altında topladık. Zaten o işin ön şartıydı ve en kolayıydı. Yasa geçirmek ne kadar zor? Bir anda geçti zaten bütün yasalar. Tamam, bunu yaptık. Şimdi bu işin altını nasıl dolduruyorsunuz? Bize planınızı söyleyin. Ha şu şunu şunu yapacağız. Sayın Bakan, raporumuz var mı bu konuda? Kaçamak yapacak, ben size söyleyeyim. Hayır, yazılı istiyoruz. Çünkü plan program dediğiniz tüm dünyada yapıldığı gibi yazılı çizili olur. Rapor arkası rapor, içerisi tabii ki boş şeylerle değil, dolu şeylerle dolu raporlar. Çünkü en sonunda sizin bunu herkese iletmeniz lazım. Tartışmayı açmanız lazım. Yazılı olması lazım. Yok. Tamam, ama düz bakıldığında mesela size orada verilen cevap icraat lazım. Bu çok güzel bir şey. Tam icraat lazım ama o icraat da aslında hiçbir vizyona dayandırılmayan noktaların getirisi. Sıkıntı şimdi, orada. Şimdi şu bakıyorsunuz ki mesela 4 değerli insanımızı, hepsi değerli, sene başında kaybettik. Büyük bir infial yarattı bu en son ölüm gibi. Tamam, biz yani böyle belli cins ölümleri bekleyip ortaya çıkacağız. Yani toplum olarak. Feryat edeceğiz ama bakacağız ki aslında temelde hiçbir şey değişmemiş. Yok. O zamandan bu zamana ne değişti? Bize anlatsın o zaman bakan. Kendisi sorumludur artık. Tek sorumludur. Etrafını alabilir, bizi de alabilir. Ama biz zaten oradayız ve birlikteliğimizi sürekli biz vurguluyoruz. Ama biz eleştirmeyeceğiz demek değil bu. Biz doğrulara parmak basmayacağız demek değil bu. Hı. Biz bir derneğiz ve bizim bir görevimiz var. Bizim temel görevimiz bu memlekette bir trafik güvenliği sisteminin oluşturulmasına katkı koymak ve bu sistem oluşturulduktan sonra da dükkanı kapatmak. Hı. Sisteminden bahsediyorduk. Ehliyet verme sisteminin çağ dışı kaldığından bahsederek. Çağ dışı tabii. Ne olması gerekir, olması gereken nedir? Olması gereken işte işin çağdaş olması lazım. Yani denetim sisteminin detayları. O zaman o çağdaşlık detayları... kriterleri nedir? Onu biraz açabilirsek. Şimdi burada... Çok detayına girmeye gerek yok aslında. Evet, şimdi her şeyi ben de ezbere böyle şakır şakır bilgisayar gibi böyle dökmeme imkan yok. Bir Avustralya mesela ehliyet sistemini ele alsak, bir İngiltere ehliyet sistemini ele alsak görebiliriz. Yaşlara göre ne tür araçların kullanabileceği, özellikle mesela Avustralya'da aşamalı ehliyet var. Siz bir genç olarak alabilirsiniz 16 yaşınızda ama bir yıl süreyle sürekli sizin başınızda denetim vardır. En küçük hatada geriye başa dönersiniz. İkinci aşamaya geçemediğiniz yine başa dönersiniz. Yani bir şekilde sizi eğitimle cezalandırıyor sistem. Anlatabildim mi? Yani işin felsefesine bakın. Yani detayında zaten ne vardır? Ciddi bir eğitim vardır. İngiltere'nin sürücü ve sürüş eğitmeni kitabı 300 sayfaya yakın bir kitaptır. Onun içeriği buradan zaten ben ezbere her şeyi bilemiyorum ama gerçekten sınav içerisindekileri yani başlıkları da sayabiliriz. Dikkatli sürüş, alkol almadan sürüş, görüş mesafelerinin önemi, durma mesafeleri hakkında bilgi. Tüm bunlar var bunun içerisinde. En temel şeyler var. Biz bunlardan bir haber olarak kavşak dizayn ederiz bu memlekette. Sürücü eğitiriz ve denetlemeyiz de. Yani ehliyet sistemi bir denetleme sisteminin bir ayağıdır. Sadece polis değildir. Aynı zamanda araç sigorta sistemi de bir denetleme sistemidir. Aynen. Mesela bu duyuyoruz ki tam bu benim için bir kesin bilgi de kesin olmadığını bilemiyorum ama duyduklarımızdan. Bu en son kazaya sebep veren genç kardeşimiz daha önce bir kaza yapmış yakın zamanda. Böyle bir durum olduğunu sadece farz edelim. Gerçek olmasa bile. Evet. Siz bu memlekette gerçekten bir sistem olmuş olsaydı böyle bir gencin, böyle bir genç yaşta daha arabasını kullanmaya bir yıl, iki yıl geçmişken, başlamaya geçmişken bunu siz hemenden takibi alırdınız. Öncelikle bu genç niye bu çarpışma, kaza da değil aslında o muhtemelen. Bu son olay da kaza değil. Takibi alırdınız, incelerdiniz, gel bakayım buraya derdiniz. Neden oldu bu? Ve ortaya çıkaracaktınız ki birçok yanlış var orada ve onun ehliyetine el koyardınız siz. Ama onu eğitime alırdınız, onu
onu doğru yola yönlendirdiniz ve onun doğru araç kullanmasını sağlardınız. Şimdi Aytuğ Türkkan'ın bu olaydan sonra bir yazısı vardı ve şeyden de bahsediyor burada. Yani toplum olarak da polise yüz yüze gelmek, cezalandırılmak veyahut polis, yani bu tarz durumlarda muhatap kalmak istemiyoruz. Veyahut böyle bir şeyler olduğu zaman anneler babalar ya cezayı sildirir, ya polisten aldırır, ya bilmem ne yapar. Bizim çok ciddi toplumsal sorunlarımız var. Kafamız oldukça bozuk. Ve ne yaptığımızı gerçekten bilmiyoruz. Buraya gelirken sadece elinde telefonla ama kendisi bağlı, arka koltukta bağsız anne gördüm. Bunu bir kez değil, günde onlarca kez görürsünüz artık. Arkasındaki arabada iş arabası, emniyet kemeri yok ama telefonda. O kadar arttı ki, sadece bu artacak, azalmayacak maalesef. Azalmayacak. Böyle nasıl azalsın? Çünkü önüne set çekecek bir şey yok. Bizim anlatmaya çalıştığımız şudur. Siz bu işi sadece cezayla da çözemezsiniz öyle kolay kolay. Evet, ne boyutudur ceza? Yani ne kadar bir unsurudur bu işlerin içerisinde? Çünkü şöyle bir şey var. Yani bir yere kadar yine kesinlikle bir şey olacak. Ama esas insanların bilmesi gereken, yani olması gereken de şudur. Eğer polis yollardaysa, polisimiz bilinçli olarak bizi doğruları yapanları korumak için, yanlış yapanları da men etmek için, önlemek için yoldadır. Biz böyle bir servise, böyle bir hizmete muhatap olmadık bugüne kadar. Böyle bilinçli bir şey görmedik. Doğruya yapana da bazen bağırır. Yani çok ters şeyler. Ben kendim yaşadığım için de biliyorum. Ya toplum için haber gelirinde gün, mesela cuma akşamı bir yerde kontrol olacağında. Tabii. Yani işte nedir? Önceden anneler babalar uyarır, bu akşam oradan geçme. Tabii. Kontrol var diyor. Biz çocuklarımızı o kadar çok seviyoruz ki Atıf. Onları emniyet kemeriyle bağlamıyoruz. Onları ölüme gönderiyoruz bilmeden. Biz onları o kadar seviyoruz işte. Biz gerçi onun için dedim, yani biz trafik konusuna geldiğimizde kör cahil olduğumuzu teslim etmemiz lazım. Yani bizim bir teşhise ihtiyacımız var. Bu teşhis öncelikle bireylerin koyması lazım. Bunu yapmaktan çekiniyoruz, istemiyoruz. Başka bir şey var. Bunu yapmıyoruz ama. Çok önemli ciddi zaten. O teşhisi koyamıyoruz yani. Zaten bizim yüzleşme konusunda zaten baktığımızda, yani 74 savaşından itibaren belli bir yüzleşememe zorluğumuz var. Peki Güney nasıl o zaman? Eğer savaş yaşamış toplumlardan bahsedeceksek, evet, Güney bu konuda nasıl? Biz aşamadık. Onlar belli şeyleri aşmış durumdadılar. İşte gösterebilsek bir sunumumuzdaki gidip bakabilir herkes. Evet. 2004 yılında Kıbrıs'ın güneyinde 117 kişi öldü. Bizde de 76. Böyle çıkıyor o grafik. Ve bizimki de aynı şekilde çıkıyor. Yani çok benziyor grafiğin şekli. Çok benziyor. Yani aynı desek, yani şeklen aynıdır. Sadece sayılar daha hazır bizim nüfusumuzdan dolayı. Nüfustan ötürü. Ama bakınız, o sene biz 76 ölüm verdik. Geçtiğimiz sene 49. Ki yani iki uca bakıyoruz ki, ama iki uçtan ziyade böyle bir çıkış var bizde. Sonra tekrar 40'lara iniyor. 48'ler, 42'ler, 46'lar. Sonra da düz bir çizgi oratif. Şöyle gidiyor. Bir düşüş var 2012'de. Ondan sonra 49'a yeniden çıkış var. Bizim normalimiz şu çizgi. Bakınız böyle bir çizgi. 48, 42, 46. Bunlar hepsi aynı rakamlar. 40 civarı. Zaten ortalaması 40. 40. Kıbrıs'ın güneyine bakıyorsunuz. Çıkış, iniş. Böyle hafif bir testere ağzı gibi bir giriş çıkış var. En son yani baktığımızda şöyle bir çizgi var orada. Bir düşüş ivmesi yakalanmış. 117'den 44'e inmiş onlar. Geçtiğimiz yıl bizi geçtiler. Onların da sayıları kötü aslında. O 44 de kötü. Ama bizim 49'umuz... Geçtiler derken sayı azaldı. Tabii ki. Böyle bir durum var. Malta'ya, İzlanda'ya da bakarsanız onların zaten böyle 20'lerde, 30'larda gidiyor sürekli. Malta'da zaten 20'nin üzerine çok az geçmiş. Dümdüz bir çizgi var. Güney'in esas yaptığı eğitime önem vermek ve kısa vadede bize çok verim verecek bilinçli, çağdaş bir denetim sistemine geçmek. Onlar, geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Dedi ki işte ben uçak alanına gidiyordum. Biraz geç kaldım, yollar iyi. Ya zaten işte yüzde böyle salınmaktan ziyade ben 120'de gideyim. İşte 130'a çıkmış. Hı. Polis yakasına yapıştı. Demiş ki 120'de falan gitsen tamam ama 130'da gittin. Ceza. Bu kadar. Orada da tolerans var ama mutlaka ortalıkta polis görüyorsunuz ve trafiği doğru yönlendirici şekilde polis görüyorsunuz. Halkı rahatsız edici, sadece ceza verici ve cezanın dışında bir şey yapmayıcı bir şey değil. Biz onun için diyorum, özellikle Avustralya eğitim sisteminden bahsedince ve ehliyet sisteminden, eğitimle sizi cezalandırıyor sistem. Amerika'da da böyledir. Her şey ceza ödemekle değil. Yani para cezasının etkisi de, yani onu da konuşmamız lazım. Evet, bir yere kadar caydırıcı olsun. Yani insana bir yere kadar.
Ama esas ne değiştirecek insanı? Yine eğitim değiştirecek. O zaman siz insanlara eğitim vererek cezalandırın. Ceza verecekseniz yine verin. Ama bizim bunları felsefik açıdan düşünmemiz lazım. Yani işin içerisine psikologları koymamız, psikiyatristlerimizi koymamız lazım. Bu yapılanları... Toplum psikolojisinden bahsettik. Bu da çok önemli. Yani gün içinde yaşanan stres falan gibi noktalarda sonuçta trafikte sürüş tarzımıza, aracı kullanma tarzımıza, yolda yürürken yürüyüş tarzımıza kadar yansıyor. En azından yani... Zaten bir şey, düşündüğümüz zaman hemen fark edeceğiz ki trafik bizim en çok paylaştığımız ortak alandır. Demek ki bizim yaşamımızın, yaşam anlayışımız, hayat bilincimiz, işte bilgimiz, bilgimizin en çok yansıdığı ortamdır. Bakınız bakalım. Ama sinirlerimizin de en çok yansıdığı alandır. Tabii tabii, işte hepsi oraya gelecek. Çünkü nedir? Orada her şeyin en kolay çıktığı bir şey var. Siz hızlı giderek işte bir şeyleri telef etmeye çalışırsınız. Hatta birçoğumuzun maalesef para basıp dünyanın en iyi araçlarını satın alarak, alarak bir şey ispatlamaya çalıştığı bir ortamımız var bizim. Çocuklarını bağlamıyor, 100 bin euroluk, 80 bin euroluk, bilmem kaç bin euroluk araç sürüyor. Bu bir kısmı tabii, yani bu bağlı araçları sürmeyenler de aynısını yapıyor. Ama böyle çok ilginç böyle tablolar var memlekette. Bakıyorsunuz aracı çekiyor diye sizi 160'ta geçiyor, aracı çekiyor diye slalom yapıyor. Aracı çekmese yapmaya cesaret edemeyecek çünkü ortada kalacak. Ya da o zaman hızlı olayına, hızlı arabalara nasıl bakarsınız? Yani bazı, yani bazen şöyle görüşler var işte. Bu kadar vergi konulması lazım, daha zor alınması lazım falan da filan. Okey, bu yani en azından kişisel olarak görüşümü paylaşıyorum. Belli bir noktaya kadar hemfikirim. Evet. Fakat hız aslında biraz da bilinçle alakalı bir şey. Kesinlikle. Yani sadece verilecek para cezası veyahut getirilirken ödenecek daha fazla parayla alakalı bir şey olmasa tabii, gerek tabii, bu. Tabii tabii. Çok paranız varsa zaten en iyisini alırsınız. Ortalıkta polis de denetim de yoksa en hızlısını giderseniz, yazılıp silinirseniz yine yaparsınız. Esas şu vardır. Özellikle hız konusu çok ilginçtir. Hız bilinçli olarak yapılan bir suçtur, işlenen bir suçtur. Hatta hız tahdidi 100 olsa bile, yol şartları o 100'ü evet, size sağlamıyorsa, inatla 100'de gitmeniz de hatadır. Ama orada o bilinçsizlik başlıyor. Tabii tabii tabii. Şimdi siz sırf aracınız gidebilir diye, sırf belli şeyleri yapabilirsiniz diye düşündüğünüzden dolayı, sırf ortalıkta böyle suç yapanları ayıracak bir polis olmadığından dolayı siz bunları yapmaya devam ediyorsunuz. Biraz gönüllü müfettişler falan başladı insanların. Bilir misin ne kadar işler acısı bir durumdur o? Bildiğim kadarıyla 200 kadar, ben buralarda değildim o zamanlar ya, yurt dışındaydım. Ama 200 uzun civarı, bir zaman oldu üzerine. Uzunca bir süre oldu. Bu bu işin diplomasını alan arkadaşlarımız da var. Sıkça da görüşürüz. Evet. Diplomalarından bir tanesini ben gördüm, duvarda asılıdır. İçler acısı bir durumdur. Bu Türkiye'nin trafik güvenliği planlamasına dahil olan bir fikirdir. Fahri trafik müfettişliği burada çalıştırılmadı. İnsanlar aylarca oraya kursa gitti, bilinçlendi. Onları biz bu trafiğe salmış olsaydık, yani 2000'li yılların başı zannedersem. Çünkü 2004 yılında geldim. O civarlarda bir şeydi. 2000'li yıllar, 2001, 2002. Düşünün ki kaç yüz hayat kaybedildi, kaç yüz hayat biz kurtarabilirdik. Onu da yapmadık. Onu yapmıyoruz. Vizyon ortaya koymuyoruz. Öncelikleri belirlemiyoruz. Trafik komisyonu besleyecek, trafik teknik birim, bilimsel çalışacak bir birim oluşturmuyoruz. Ne diyoruz? Biz bir bina arıyoruz. İçerisine bütün birimleri sokacağız. İşte bilmem kaç bin sterlin ayda işte şey vereceğiz, kira vereceğiz vesaire. Bu değil. Peki. Esas olması gereken bilimin oraya girmesidir. Bilim de kördür bilirsin. Yani duygu muygu yoktur bilimde. Hı. Doğru neyse odur. Ama eninde sonunda siz bunu değerlendirirsiniz, alternatifleri ortaya koyarsınız ve mühendisliğin temeli olan en düşük maliyete en iyi çözümü seçersiniz. En düşük maliyet de en ucuz çözüm değildir ille de. Hani ben banket yapıyorum, param yok, bir metre yaptım ana yol üzerine. Böyle bir şey olamaz. Çünkü bu mühendislik değildir. Mühendisliğin temelinde, yani onun etiğinde de insanların güvenliği, halkın refahı ve insanların sağlığı yatar. Bunları hiçe sayacak herhangi bir proje, herhangi bir fikir zaten mühendisliğe sığmaz. İnsanlığa zaten sığmaz, yönetime de sığmaz ama temelde mühendisliğin yaptığı her iş insanlara birebir yansır. Kullandığımız her şey, kalemlere kadar, bilgisayarlara kadar, araçlara kadar, tekerleklere kadar. Tekerlekler ve lastiklerimiz kötü tasarlandığı zaman ne olur? Üzerindeki kaplaması uçar, insanlar yollardan çıkar ve ölür gider. Bu Amerika'da 90'lı yıllarda... olmuş bir şeydir. Yani oluyor. Yani bunları çok o kadar dikkatli yapmak gerekiyor ki insanlara bir şey gelmesin.
insanlara zarar gelmesin. Peki derneklerle spor hakkında ne düşünüyor? Dernek? Rally sporuna ilişkin bakış açısına derneğinizin. Özür dilerim, olmadı. Rally sporu. Yani onun konusunda ne kadar bir şey söyleyebilirim emin değilim. Yani yollarda rally yapılması dışında yani. Yani bunun güvenli şekilde yapılması, bununla ilgili bir federasyon var, bununla ilgili evet. yarışlar yapılıyor falan. Kimi zaman üzücü olaylar o evet. sporlarda da oldu. Ama bunun belli bir denetim altında yapılması, hızın nasıl kullanılacağına ilişkin belli etapların olması aslında sokakta yapılması yerine düzgün kontrol altında yapılmasında bir göstergesi. Yani Formula 1'in aslında artık dünyada bir aynı zamanda mekanik bir yarış olduğunu düşündüğümüz zaman evet. aslında hıza toptan retçi bakmak yerine nerede yapıldığı, ne için yapıldığı noktası aslında önem kazanıyor sanırım bu konuda. Yani şimdi sporlar çok ayrı bir şey. Yani zaten bunları böyle sokak ortasında veya işte aktif trafik içerisinde yapmak yani ne kadar akıllıcıdır değildir. Başka bir şey daha var aslında hızla tabii, ilgili. Tabii, ondan bahsedelim. Siz zaten bir trafik sistemi kurarken insanlara da öğretmeniz lazım. Hız tahtidi etrafında, hız tahtidine yakın hızlarda giderse tüm araçlar o yolda çarpışma yaşanması, yani hız 100 de olsa çok daha az olasıdır. Ama bir trafik sistemi içerisinde bazılarınız 100, bazılarınız 70, birçokları da 120, 140, 160 gidiyorsa bu hız farkından dolayı çarpışma olasılığı bir o kadar daha yüksektir. Bu mantıktır aslında, sadece bir gerçeklik değil. Mantıklı düşünürsek zaten herkes aynı benzer hızlarda ilerlediği zaman böyle şeylere gerek yok. Çünkü bu ne demektir? Aynı hareketler yok demektir. Birinin geçip sizi böyle yanınızdan uçak gibi geçmesi yok demektir. Herkes böyle tıkırında gidiyor, belli bir hızda, sağlıklı bir hızda ilerliyor demektir. Böyle bir ortamda zaten çarpışmaların olması çok daha az olasıdır. Bizim bunları bilmemiz lazım bu memlekette ama bilmiyoruz. Ama şimdi söyleyince düşündük. Mesela ben öyle düşündüm. Şu an siz söyleyince düşündüm. İşte bunlar işte o ehliyet sistemi dedik ya, bu sürüş eğitimi sistemi dedik ya, bunlar hep onun içerisinde vardır zaten. Yani çağdaş eğitim kitaplarını alın, zaten bu temeller oradadır. Görüş mesafesinin mesela önemi, duruş mesafeleri ki bir sürücü için en hayati bilgidir. Geçtiğimiz günkü mesela bu meydana gelen ölümlü olayda, ben ona kaza demeyeceğim çünkü değil. Anlıyoruz ki stop izi falan filan gibi bir şey söz konusu bile değil. Çünkü öyle bir hızla gidiliyordu ki zaten durmak imkansızdı. Ve trafik mühendisliği kitaplarında 120 kilometrenin üzerindeki hıza zaten hız diye bakılmaz. Çünkü durma mesafesi o kadar çok uzuyor ki, kadar çok uzuyor ki ona durma demek zaten imkansız. Hele yollar kaygansa, yağmurluysa, yola yağ dökülmüşse vesaire gibi, yani yoğur kayganlaştıracak, sürtünme oranını düşürecek bir şey varsa zaten ona durma denmez. Bunları bizim bilmemiz lazım, biz bilmiyoruz. Mesela Lefkoşa'da en az iki market aklıma geliyor yolun kenarında. İnsanlar karşıda, yolun karşısında geçmek için işte yaya geçidini kullanıyor ve yaya geçidinin yanından geçmeye çalışıyor. İki tarafta araçlar park edilmiş. Siz 30 km saatte bile giderken ansızın bir çocuk bir aracın arkasından çıksa, yani annesinin babasının önünden yürüyecek olup veya bir yetişkin bile çıksa onu görmeyeceksiniz. 60 km'de geçerken çarpsanız onun ölüm oranı, ölüm şansı %90'dır. Yani büyük bir ihtimalle ölecek ne yazık ki. Zaten orada refüj vardır, bir şey vardır, kafasını çarpacaktır. Bizim bunu bilmemiz lazım. Yani 30 ile 60 daha çok fark yok. Zaten ikisi de yavaştır bizim halkımız ama ikisi de yavaş değil. 30'da geçerken Allah göstermesin bir yaya çarpacak olursanız %30'lardadır onun ölüm oranı. Bu 60'a çıktığında %90'a çıkıyor. Fırlıyor yukarıya. Fizik çünkü. Fizik kuralı. Bu böyle birinin yukarıdan indirip Amerikalı çok iyi bilen birinin bize böyle önümüze attığı bir şey değil ki. Fizik kuralıdır bu. Ama bizim bunları bilmemiz lazım. Yani eğer bir de orada, şey boyutu var. Eğer yaya geçtiğinde duruyorsak bir de arkadan gelen arabanın çarpma ihtimali var. Tabii ki o da var. Bu bizim memleketimiz hani böyle. Ve buna karşı gelmiş geçmiş belediyeler de önlem almıyor. Park ki yapıyoruz yani kişi olarak ben ne yazık ki bazen söylüyorum bazen farkına varamıyorum bunu ve bu hani ne yazık ki çok üzücü bir durum bazen ya duramıyorum yani o şeyimin gittiğini hissediyorum yani yer geçitlerine karşı o göstermem gereken saygının bazen gittiğini hissediyorum ve bu çok kötü. Yani değişim dün mesela yolda gidiyorum telefon çaldı. Açtım ondan sonra yani telefonla konuşurken sonra telefonu bıraktım koydum olduğu yere mikrofonu falan filan bağlamaya çalıştım kenara çekip
Ya dedim yani bunlar olur dedim. Yarın dedim programda bunları konuşalım ve şu an bunu yapan yani sorgulamak lazım biraz da kendimizi ve öz eleştiri de yapabilmemiz lazım. Zaten esas burada iki çeşit denetim sistemi var. Bir, bizim dışımızda bizi denetlemeye çalışan, var ya da yok, bir denetim fikri var. Bir de kendi içimizdeki iç denetim. Bizim toplumumuzda iç denetim gelişmiş değildir maalesef. Yani o senin dediğin tipte olayları görmüyoruz. Görmüyoruz ki ben az önce anneyi böyle gördüm. Çocuğu arkada bağsız, bağlı olsa da fark etmez zaten. Çifte zaten suç işliyor o. Hem kendine hem çocuğuna, bir de onun üstüne tekrar çocuğuna. Çünkü onu bile bağlamamış. Yani bu iç denetimi yapamıyoruz bu memlekette. Çünkü öngörümüz bizim çok zayıf. Yani öngörü konusunda biz çok zayıfız. Bu olursa, yani konuştuğumuz insanlardan örnek vereyim. Yani dedeler mesela bağlamıyorlar. Mesela bir örnek yaşadım. Annelerde. Dedim ki yani yine markette rast geldim. Çünkü markete giderken gördüğüm bir olay. Dedim ki çocukları niye bağlamadınız? Siz bu çocukların dedesi nenesi değil misiniz? Evet seviyor musunuz? Evet seviyoruz. Tamam ama bağlamadınız bu çocukları. Ama ben yavaş gidiyordum. Yavaş nedir? 50 km saatte. 50 km saatte hız bir çarpışma anında o çocukların araç içerisinden uçup başlarını bir yere çarpıp yani, ya araç dışarısına savrulup, savrulmasa da boynullarının kırılıp felç olmasına, hayat boyu acı çekmesine ve ölmesine sebep verecek kadar sevgi, ciddi bir hızdır 50 kilometre. Zaten 60 kilometre az önce bahsettim. Çarptığım zaman yani %90'a kadar bir ölüm oranı o kadar yüksektir yani. Bunu bilmediğimiz için biz, ama çocuklar işte bağlanmazlar. Çocukların bağlanmama diye bir şansı yok ki. Siz esas hatayı çocuğu doğurduktan sonra yaptınız. Ama farkında olmadınız. Çünkü siz eğitilmediniz. Evet. Denetlenmediniz, yönlendirilmediniz, size düzgün yol sistemleri sunulmadı. Böyle size bu kombinasyon ortaya, böyle tehlike bunların üçü de zaten olmadığı zaman. Bu ortam içerisinde siz... Son sözleri alalım. Trafikte ilerliyorsunuz ve başınıza geleceklerden de bir habersiniz. İşte topluma ne verildiği ve ne beklendiği arasında bizim uçurumlar var. Evet. Bizim bunu düzeltmemiz için bu sistemsizlik denen işe baş koymamız lazım. Sistemsizliğin tanımı da basitçe şu... özellikle trafik konusundaki hep çok konuda hep bu geçerli. Aynen. İşin toplum tarafı var ve işin seçilmişler, hükümet, yönetenler, icracılar tarafı var. İcracılar tarafı her zaman için vizyon sıfıra göre de İsveç'te 1997 yılında çıkmış. Evet. Bu felsefeye bağlı olarak söylüyorum. Bu Kıbrıs'ı şarki böyle bir fikir değildir. Bu Batı'nın fikridir. Sorumluluk ağırlık olarak o uygulayıcı taraftadır. Ama toplum da sorumludur. Toplumda seçtiklerini sorgulamak zorundadır. Basın da onun adına onları sorgulamak adınadır. Aksel düzelme olmayacak. Bugüne kadar baktığımız o düz çizgiden ondan dolayı bahsettim. Bugüne kadar yapılan söylenenler hepsi boşadır. Gerekenler yapılmamıştır. Atılması gereken adımlar, ciddi adımların hiçbiri atılmamıştır bugüne kadar. Ve bu böyle devam ederse bizim bir şeyin değişmesini ummamamız lazım. Çünkü daha çok programlara çıkar, daha çok kendi kendimize konuşuruz aslında bu durumlarda. İşte bu konuda şunu söyleyeyim ve bununla bitirelim. Bunu çok iyi düşünelim. Bu programlara çıkmak, konuşmak, eylemlere çıkıp pankart açmak da yeterli kalmıyor. Yapmayalım demiyorum. Ama bizim bu mücadeleyi bir yukarıya seviyeye toplum olarak taşımamız lazım. Çünkü bizi yönetenler bizi dinlemiyor. Bizi kale almıyor. Biz derken dernekten bahsetmiyorum. Toplum olarak bizi kale almıyor. İnsanlarımız boşu boşuna ölüyor. Ve daha da ölmeye de böyle maalesef ortam yaratıyoruz. Bir şey yapmayarak. Biz de bir şey yapmasak toplum olarak oturursak o da bir seçenektir. Bir şey yapmaktır o da. Ama iyi bir seçenek değildir. Akılcı bir seçenek değildir. Bizim ihtiyacımız olan bu temel unsurları bizim hayata geçirmemiz lazım. Bunu biz yapamazsak bu memlekette demek ki biz artık çok değişik bir hayat sürüyoruz ve bizim başımıza maalesef çok daha kötü şeyler gelecek. Bunu istemiyorsak ayağa kalkalım ve bir şey yapalım ve yaptırtalım. Yapmıyorlarsa da gereğini yapalım artık. Evet. Çok teşekkür ederim ben Hüseyin Bey. Çok güzel bir sohbet oldu. Aslında yani bildiğimiz gerçeklerin ama yüzleşmediğimiz gerçeklerin bir şekilde suratımıza yansımasıydı. Hüseyin Bey'le konuştuklarımız. İki boyutundan bahsetti. Bir toplumsal boyutundan bahsetti. Bir de icracıların boyutundan bahsetti. Televizyon programları, basın, medya, yapılanlar, eylemler, pankart açma, hoş şeyler. Ama bunu artık bir adım daha ileriye taşımaktan bahsetti Hüseyin Sevay. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Dileriz gerek biz seçenler, gerekse seçilenler ve icracılar da üzerine düşeni yaparlar. Yapmamaları halinde de yine sabah sabah programında farklı noktalarda bunu dile getirmeye, farklı şeyler yapmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aranın ardından gazeteci yazar Hasan Assürer stüdyo konuğumuz olacak.